Seçim Ermaz, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Rus lider Vladimir Putin arasındaki görüşme 13.25'te başlamıştı ve liderlerden ilk açıklamalar geldi. O kısa açıklamaları hemen izleyicilerimize aktaralım. Öncelikle Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında Suriye ile ilgili attığımız adımlar büyük önem arz ediyor dedi. Barış için Türk ve Rus ilişkilerine bağlı. Yani Türkiye ve Rusya ilişkilerinin bölgede kritik önemde olduğunu bir kez daha vurguladı Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye-Rusya ilişkilerinin de her geçen gün daha da güçlenerek, ilişkilerde daha da güçlenerek de gitmemizde fayda var açıklamasını yaptı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Ve ardından Rus Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kısa bir açıklaması oldu. Öncelikle ekonomiden bir giriş yaptı Rus lider. Türkiye'de 1,5 milyar yatırımımız var dedi. Türkiye'nin Rusya'daki yatırımından bahsetti. Ardından Rusya'nın da Türkiye'de 6,5 milyar dolara ulaştığını söyledi. Rusya'nın da Türkiye'deki yatırımlarının ve büyük projelerine planlı şekilde devam edeceğini söyledi ve Karabağ'daki ateşkes buna ilişkin de açıklamaları oldu Rus liderin. Bu ateşkesin sağlanabilmesi için hem Türkiye'nin hem de Rusya'nın ortak hareket etmesinin tavrının da bölgedeki duruma etki ettiğini de belirtti Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin. Tabii bu kısa açıklamaların ardından iki liderin baş başa görüşmesi başladı. Görüşmede sadece çevirmenler var. Heyetler arası görüşme olmayacak. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve MİT Başkanı Hakan Fidan Cumhurbaşkanı'na eşlik etti. Heyette bu isimler vardı ancak iki liderin görüşmesi olacak sadece. Ortak bir açıklamanın olmayacağını söyleyelim ve ortak bir mutabakat metni gelmesini de bekliyoruz Soçi'de. Tabii an be an gelişmeleri takip ediyoruz Yeşim Elmas. Şimdilik Soçi'den aktarıklarımız bu kadar. Kolay gelsin diyelim ve konuklarımıza dönelim ama.